Çatalhazım'daki doğalgaz konusunda bilgi vermek istiyorum Sayın Çatalhazlı halkına. Çünkü ortalıkta çok bilgi kirliliği var. Dedikodu çok var. Bilgi sahibi olan da konuşuyor, olmayan da konuşuyor. Onun için halkımızı birinci ağızdan belediye başkanı olarak yaşanılan sürecin nasıl olduğu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Doğalgaz için ilk defa 2011 yılında birinci ayın 5'inde meclis kararı çıkartılmış. Doğalgaza almak için Çatalhazlı Belediyesi'nde meclis kararı çıkartılmış. Fakat bu kararla olmuyor bu iş. Bunun altının da doldurulması gerekiyordu. Planlamanın yapılması gerekiyordu. Doğalgaz firması, Akmercan firmasına başvuru yapılması gerekiyordu. Bu gibi işlemlerin hiçbiri yapılmadığından 2011 yılında alınan kararın bir anlam ifade etmemiş. Yani doğalgaz gelmemiş Çatalhazı'na. 7 sene sonra biz 2018'in 9. ayında ayın 5'inde 2018'in 9. ayında meclis kararımızı aldık. Akmercan firmasına başvuru için, doğalgaz için. Mecliste bu oy birliğiyle alındı. Oradaki muhalefet meclis üyeleri arkadaşlar da buna olumlu oy verdiler. Bu karardan sonra biz imar müdürlüğümüzle planlama yaparak gerekli altyapıyı oluşturduk. Akmercan firmasının yetkilileriyle koordineli olarak çalıştık. Bize o zaman 2018'de kararımız alınırken 2020 yılı için doğalgazın geleceğini söylemişlerdi. Pandemi süreci yaşadığımız için gecikmeli de olsa 2021'in 9. ayında Çatalhazı'na doğalgaz geldiğini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla öğrenmiş oluyoruz. Yani yaptığımız çalışmalar sonucunu verdi. Çatalhazı'na doğalgaz yasal anlamda da onaylanmış şekilde geleceği kesinleşti. O anlamda zaten biz de çalışmalara başladık. Ben tüm halkımıza bunun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah herkes faydalanır bu nimetten. Bu çalışmalarımızda tamamen belediyemizin kendi gayretiyle olan bir çalışma. Bu konuda bize Akmercan şirketinin genel müdürü İstanbul'da Yunus Keskin Bey destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Zonguldak Bölge Müdürümüz Bekir Selçuk Bey ve teknik kadrosuna teşekkür ediyoruz. Çok emekleri oldu. Bizim imar müdürlüğümüzün bayağı emekleri oldu. Güzel bir çalışma neticesinde sonuca ulaştık. Çatalhazı'ndaki doğal yapının ya da topografyanın, coğrafik şartların uygunluğuna göre mahallelerimize bu gazın verilme süreci değişebilecektir. Hani düz olan yerlerde, yakın olan yerlerde sonuç, kısa zamanda sonuç alacağız zaten. Yalnız Kasım ayında Akmercan firması kış sebebiyle çalışmalarını durdurduğu için Nisan ayında tekrar kaldıkları yerden çalışmalara devam edecektir. Planlamamızı ona göre yaptık. Akmercan firmasıyla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Evet, bu doğalgazın hikayesi bu. Çok spiküle edilen, dedikodusu yapılan siyasi bir destek oldu mu? Hiçbir siyasi destek olmadı. Siyasi destek görmedik. Siyasi destek görseydik zaten bu 2018 yılında Çatalhazı'na gelmiş olurdu. Böyle bir siyasi destek de görmedik. Bizim çalışmalarımızla desteği olanları Akmercan firmasını zikrettim zaten. O arkadaşların desteği oldu. Çatalhazı'na, milletimize, vatana hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.